Bir saniye, sataşma var Mustafa Bey. Sevgili silinci adam, bırak Allah aşkına. Ben sizi dinledim Mustafa Bey. Of hakkı doğdu, da bir dakika cevap at. CNN Türk Gece Matinası'na geçiş yaptık. Mustafa Can daha kel falan diye böyle. <laughs> ben daha kelim. Hayır ben evet. daha kelim. Kim? Mesela şimdi fark ediyorum insanın fabrika ayarlarını herhangi bir yerde birisi bana sorarsa anlatmaya başladığında bildiğin rahmetli babaannemin tığ örerkenki haline dönüşüyorum. Yani. Evet, evet, evet. Hiç düşünmeden yani kafayı boşaltmak için ben insanın fabrika ayarları anlatabiliyorum. Bu kenar etkisi çalışmalarını da yaparken fark ediyorum. Bizim günlük hayatımızı değiştirecek alışkanlıklarımıza, yaşamımızın kalitesini arttıracak bilgiyi toplamayla alakalı bir sorun havuzu var önümüzde. Doğru soruyu soramadığımız için ya da bunu soruya dönüştüremediğimiz için sohbet ederken de bunu bazen sende de rastlıyorum. Yani sen kendi akışın içerisinde çok pozisyonluyorsun ama hani bunu sorusunu soracağız desek ya da gerçekten merak ettiğin, hayatınla alakalı anlamlı bulduğun, değerli bulduğun soru oluştur deyince insan birden çok zorlanıyor. Yani soruya dönüştürmede ya da çeşitlendirmede. Bir saniye sataşma var Mustafa. <laughs> gerçekten Yok, bu konuda çok... ben patolojik bir durumdayım hakikaten. Yani soru sorma gerçekten beceremiyorum yani. Bence öyle değil. Yani sen merak eden bir adamsın böyle Çok çeşitli bilgi sepeti topluyorsun bir şeyde. Işte yani çok belki şey soruya dönüşmüyordur sende. Ya bu kadar çok soru sorulan bir adam olarak zaman geçirince hakikaten devamlı cevap modunda olmak biraz da patolojik bir şey yani. ya yani günlük hayatta da ben bunun handikaplarına rastlıyorum çok. ve ee, bir süre sonra da hakikaten böyle durağan olarak bir çocuk gibi sorarak bakmanı engelleyen bir süreç yani. O sefer kendi bildiğin içinde dönmeye, patinaj yapmaya başlıyorsun. O yüzden de bir tatile ihtiyaç var. <laughs> Ha Tamam o zaman bu can canını bitirdik ya arkadaşlar. Tatil iyi Ce Cevap hakkı doğdu. Da bir dakika cevap hakkı. <laughs> ben sizi dinledim Mustafa Bey. Mesela, sevgili Sinan Canan. Bragalı aşkına. Bal dudak adamsın diye konuyu kapatıyorsun. <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> Oo, CNN Türk Gece Matinesi'ne geçiş yaptık. Şunu bir beceremedik. Beş yıldır farkında mısın? Ya hiç benim de ruhum uygun değil. Senin de ruhun uygun değil. Bir ara gerçekten sen, yalnız. Sen ama, sen yani... Bir ara konuştuk bak. Yalan yok siz artık yabancı değilsiniz. Ulan gerilim verelim falan dedik de. Tam gerileceğiz bir gülme geliyor böyle bizim şeyimiz <laughs> için normal. Yok olmadı olmadı zorlayarak olan mevzulardan bir tanesi oldu. Ama sen senin düşman halin sıkıntılı olabilir. Ben seni birkaç defa birilerine karşı gerilmiş halde gördüm. Gerilmiş halim hoş değil. Amortisör burcuna geçiş yapıyorum o durumda. Bence de, de Karadeniz'de hal. tarafı çıkıyor. Ben hırçınlaşıyorum evet. yani Sen de şey. pis oluyorsun. Birkaç toplantı gördüm ben seni. <laughs> Ama Allah'tan burada demek ki pisleşecek kadar çıkarlarımız çatışmıyor. Yani. Yok yani, evet <laughs> yani hani oralarda bir şey. Arkadaşlar yorumları Kızıştırın da bir kapışalım bundan sonrakinde. Mustafa Can daha kel falan diye böyle. <laughs> Ki ben daha kelim. Hayır ben daha kelim. Kim? Bu soru sorma mevzusu kritik bilgi edinmeyle alakalı yani bu dönemin yeni gelen bilgisi artık bu dönemdeki yaşayan insanın kendisini şeklini değiştiriyor. Yani bu eskisi gibi değil. Eskiden bilgi daha entelektüel bir konuydu. İlgiliysen ilgilenirsin. Ama şimdi öyle değil. Beslenmeden tut da yaşam kalitesini arttırmadan, yaşlanmadan. Ha bizi kimler izliyor mesela? Abi yani me meslek edinmeden ya da işte bununla alakalı konuşacağımız her şeyde yeni yeni bilgiler var ve bu bilgi şimdiki hayatımızı değiştiriyor. Yani o bilgiye adapte olupla olmayan arasında bir fark oluşuyor. Ama bilgiye gittiğimiz yolda yani o bilgiyle kendi alışkanlıklarımızı değiştirmek için gittiğimiz yolda da soruya ihtiyaç var. Soru olmadığında yani birçok problemin o düzgün soruyu soramamaktan kaynaklandığını düşünüyorum. Temizce o soruyu sormayınca devamlı bir şey herkesin ürettiği kendi çıkarlarına uygun ürettiği anlam paketleri birbirinin içerisinde sigara dumanı gibi böyle şey bir halde dönüyor. Çoklukla sana da şey oluyor mu? Yani ben kendimi öyle bulduğumu fark ettim şimdi sen söyleyince. Youtube'da mesela biri bir şey anlatıyor bizim gibi. Mesela onu izler, izlerken dinlerken aa iyi soruymuş lan diyorsun. Yani senin sorun değil o. Ve dolayısıyla senin olmayan bir sorunun cevabını dinlemeye bayağı vakit ayırabiliyorsun. Ve hatta çoğu vaktimiz buna gidiyor şu anda. Benim merak etmediğim bir başkasının kendi zinciri içerisinde merak edip araştırıp belki bir şey bulduğu bir konuyu seve seve tüketiyoruz. Ve bu netice itibariyle biri bir soru sorsa da şenlensek moduna geçiriyor bizi bir süre sonra. Yani biz artık hakikaten hazır sorulara verilmiş cevaplarla biraz böyle fast food'un işte entelektüel karşılığı bir şeyle yaşıyor gibiyiz maalesef. Bu bir handikap mesela şu anda form formül. Nasıl yeni bilgi çıkıyor? Bak çıkıyor işte. Yani mesela bunu böyle konuşunca benim kafamda şimdi yeni bir formülasyon var. Mesela Sami anlatmasa işte İstanbul'da bilmem kerkenez varmış. <laughs> yani mesela benim böyle burada kerkenez var mı sorusu bende yok. Mesela o anlattım böyle oluyor ama bu sefer bekliyorum ki İstanbul'da başka ne var Sami anlatsa da ben de bilsem. Mesela çık çayıra gez. Dün hayatımda, hayatımda derken uzun süredir İstanbul yaşamında ilk defa bir turistik gezi yapma imkanım oldu. Sabah tamamen kafayı kırdım. Şu an kafayı kırdım diyeceğim millet de gittim zannetse. <laughs> ee, Üsküdar'a gittim. Üsküdar'da Aşiyan Vapuru diye bir vapur varmış. Daha önce hiç bilmedim. Gerçekten Boğaz Turu gibi Aşiyan'a gittim. Sonra tam vapurdan inanılmaz karşıda bir yokuş gördüm. Fakat katır öldüren yokuş olduğunu daha ilk 10 metresinde... Fark ettim ama geri dönemedim. Biri yemin ettim ki dönemem şarkısını söyleyerek. Boğaziçi Üniversitesi kampüs binasına kadar çıktım. Aşağı doğru inerken de ayrıca bir yoruldum. Çünkü orası da gerçekten bayırdan düşer gibi bir inişti. Fakat o yürüyüş esnası mesela bir sürü yeni şey gördüm. Yani bir sürü yeni şey. Benim yaşadığım şehir yani burası. Yabancı bir yer değil. Sadece rotadan acık ayrılıp Sadece baktığım zaman temaşa dediğim hikaye. Sonra da indim. Burada reklamını da yapayım. Sade kahve diye bir yerde mini bir kahvaltı yaptım. Çok güzeldi. Tam bir denizin kenarında. İnsanları izlemek, orada işte yukarıdan aşağı boğaza doğru bakmak bilmem ne. İşte bütün bunlar aslında biraz önce dediğim şeyin misali gibi. Birisi dese ki ya işte vapurdan in, aşağıdan yokuştan yukarı doğru çık. Bu seyahat böyle güzel olmaz. Bir keşif olmuyor o zaman konformasyon oluyor. Biri söylemiş, aa evet gerçekten böyle. Çok önerilen restorana gitmek işte öyle bir şey. Ama tutup da sade kahve gibi böyle tabirası derme çatma bir yere girip abi sizde kahvaltılık yiyecek bir şeyler var mı? menü vereyim abi dedikten sonra hayatın değişmesi. Vay lan neler varmış burada. Hiç dükkanın tipi öyle göstermemesine rağmen rock'n'roll. ve bu arada Berra'ya da selamlarımı yolluyorum. Abi bir de enteresan bir şey oldu. Bak hazır gelmişken anlatayım. Kızcağızın biri geldi. Tam böyle işte kahvaltımı bitirdim falan. size de Sinan Can'ı almışsınız dedi. Dedim evet. Ben de nörobilim okuyorum dedi Kolombiya'da. Ondan sonra vay dedim enteresan. Bitirince ne yapacaksın? Bilmiyorum falan. Dedim ülkeyi unutma falan. Tam gaz verirken. Dedi arkadaşlarım da var dedi. Fezal bir çektirebilir miyiz? Abi dört tane maşallah manken gibi bir kız. Hepsi nörobilimciymiş ya. Dedim ulan benim zamanımda nörobilim bu kadar güzel değildi. Yeniden başlatacaksınız <laughs> beni falan diye. Ta Kolombiya'dan gelmiş adamla da orada buluştuk. Şimdi Artı muhtemelen gelecekte açık beyne bir eğitimci katmış olabilirim. Yani ben o gün raydan çıkıp da Aşiyan Tepesi'ne yürümeye kalkmasam bunların hiçbiri olmayacaktı. Gerçek öğrenme aslında böyle bir şey. Gerçek öğrenme macera, keşif, hadi bir de bakalım böyle olsun. Aa acaba bu ne? Bu yoktan çıkarsam ne olur? Gibi şeylerle başlıyor. Ama hazırı tüketmek şu anda o kadar kolay ki. Aynı şey. Daha evvel konuştuk ya. Bilgisayardaki oyunu oynamak oyun mu? O hazır olan bir game ama hayatın kendisi play. Yani hayat oynaşmak için bir şey ama öbürü müsabaka gibi bir şey. Nereden nereye Mustafa? Yani gerçekten hayat böyle. Bilgi ile alakalı arkadaşlar kayda girmeden öncesindeki sohbetle de burayı bağlayalım. <laughs> ee... Geç girdiler kayda da ondan oldu. Evet. Ee, sürmenajın etkisini konuşuyorduk. Yani bir evet. Bilginin yani hani bir, bir sürü bilgi var bir sürü yerden yorumlamak mümkün. Azıcık tutarlı üç tane e, referans kerteriz noktası ayarlayabildiğinde birçok şeyi yorumlayabiliyorsun ama bir süre sonra biz de kendi hayatımızda şu televizyonlara devamlı her konuya çıkan adam tipi var ya yani işte... Gazze'yi konuşacağız gelir, ekonomiyi konuşacağız gelir, sporla ilgili bir şey konuşacağız gelir falan şeklinde. Allah'tan, o o adamlara dönüyoruz kendi hayatımızda. Yani bilgi sürmenajlaşıyor acılaşıyor. Yani hani. Biz bunları kimin yaptığını biliyoruz falan. Hani boş konuşuk döndürüyorsun. Hani Giresunlu şiveyi de kullanayım arada. Hani boş bir konuşmayı döndürdüğümüz bir alana doğru geçiyoruz farkında olmadan zihnimizde. Bunun için de yeni bilgiye ihtiyaç oluyor. Hani bununla alakalı bazen soru yakalayıp o sorunun cevabında alanı taradığımızda da bu aslında çok az üretiliyormuş. Aslında ana şaka o. Sohbete buradan geldik. Yani <laughs> Ayşe'nin gezisinin... Bana böyle makine... hızlı çağrışır biliyorsun ama... Ya gene aynı şey mesela aynı sürmenajı ben kendimde hissediyorum. Ya neredeyse 7-8 senedir tek bir mevzuyu derinlikli olarak çiğniyorum aslında. Mesela şimdi fark ediyorum insanın fabrika ayarlarını herhangi bir yerde birisi bana sorarsa anlatmaya başladığında bildiğin rahmetli babaannemin tığ örerkenki haline dönüşüyorum. ya yani. böyle. Fıdatı poça, fıdatı poça, fıdatı poça. Hiç düşünmeden, yani kafayı boşaltmak için ben insanın fabrika ayarları anlatabiliyorum. Şimdi bu muhtemelen faydalı onu yatsınmıyorum yani iyi bir şey, derli toplu. Hatta anlattıkça da ustalaşıyorsun falan ama ya yani bir süre sonra insanın fabrika ayarları gibi varoluşumuzun nedeni gibi insanın aslında niye böyle olduğu gibi bir konuda konuşmak sende tam bir tatmin hissi yaratmamaya başlıyor. Çünkü sen zaten biliyorsun ya oraya kadar olanı bilip anlatabilmeyi de çözmüşsün ya. Bir de şimdi bunu seninle bir programın içerisinde konuştuk. O anlat anlatılarının tümünde performans efekti var. Tabii ki. Yani şimdi oraların tümünde senden standart bir beklenti var. Sen bir profesörsün. Sen bu konuyla alakalı öznel olarak çalıştın ve sen bunun hepsini biliyorsun. Yani senle ilişkimiz senin hata yapabilirliklerin üzerine kurulu değil. Tabii. Seni tamamen bildiğine hakim olduğun o mutlak pozisyonuna ait bir ilişki. O yüzden sen o performansı düzenli olarak tamamlamak zorundasın. Hani oraya göre devam ediyorsun. Halbuki aslında bir şey öğrenmenin temel kurallarından bir tanesi hata yapma, yalan söyleme ya da aciz duruma düşme, eksik kalma, bilmiyor olma falan gibi şeyler de barındırıyor içerisinde. Eksiklikler de barındırıyor. Benim için güvenli alan orası mesela. Şu an orada her tarafı keşfettiğim için de. O dediğini öğrenme alanı zayıf. O yüzden sen de kızıyorsun ama arada bir ...ilayatçılarla, imamlarla bir şeylerle televizyon programı çıkmak bana iyi geliyor yani. <laughs> Öyle bir saçma sapan bir şey söylüyorlar ki mesela. Ben ana. Işte diyorum şimdi ben elbise açıyorum. Seyir harfi çıkıyor buradan Silahın sesi. O, o Süper değişiklikler sınavım. iyi geliyor yani. Ya da mesela ne bileyim bazı insanlar... Ya insana... bence orası da bildiğin alan senin. Yani... Hani... Yok, yok abi orası bilinemez ya. Orası bilinmez. <laughs> orası şey gibi yeni doğan travmatoloji kliniği gibi yani çocuğun neresinin yaralanıp geleceğini bilmiyorsun ya. Orada mesela çok gergin bir ortamda. Yani her bölümü öyledir de orası da öyle. Ya biyoloji alanında gelecek soru belli. Bir kere biyoloji alanında gelecek iki tip soru var. Saçma, makul. Bir kere onu ayırdıktan sonra makul sorunun zaten cevabı belli. Fakat inanç alanı, daha doğrusu inanç demiyorum İnanç inanç falan değil o. İdeolojik kamp alanında gelecek soruların dibi yok yani. Dibi yok gerçekten. Her seferinde TikTok izlemek gibi. Bundan sonraki daha salakça olamaz diyorsun. 5 kat salakçası 50 video sonra geliyor falan. Yani orası aslında benim için çok güzel bir antrenman alanı. Allah'ım neler yaratıyor ben orada görüyorum mesela. Geldikçe ama tabii orada da kontrol zayıf. Bazen o tip durumlar dediğim gibi inançlarla değil ideolojik kamplarla ilgili olduğu için damara basma refleksi CNN gece matinasındaki gibi çok fazla oluyor. Öyle olunca da biz de tabii ki bazen temperamın hakim olamayıp masalara vurup ben sizi Halbuki bir falan. yandan yani tamam bunu bunu çok anlıyorum ama ya yani içerik içerik etki grubu açısından da zayıf oluyor o. Yani tabii, bu, tabii. bu bu burada şaka bir tarafa. Kaç bir şey etkiliyor hikayesinde de tabii, tabii. etkilediği kişi sayısı düşük oluyor aslında. Elbette canım. Millet orada zaten kapışmayı izliyor. Orada bir bilgi milgi yok. Orada kim yenecek falan var. ama senin dediğin şeyin mesela ben şimdi yurt dışı faaliyetlere biraz daha ağırlık verdikten sonra yaşamaya başladım. Şimdi orada böyle toplantılara katılıyoruz. İşte gerek hani Türklerle gerek oranın insanlarıyla yani Türk olmayan kişilerle. Bambaşka bakış açılarını falan görüyorsun ve senin mesela anlata geldiğin yerde burada mesela benim çok rahat anlatabildiğim şey o adam tam anlamıyor ve sana ekstra bir şey soruyor. O zaman diyorsun ki aa bunda böyle bir komponenti varmış. Yavaş yavaş aslında bildiğin yerde bile çözünürlüğünü artıracak bir şey. Farklı ortamda olmak, farklı ihtiyaçlara cevap veriyor olmak. Ve mesela ben oraya gittiğimde bir şeyleri merak ediyorum. Mesela bu insanlar gerçekten neye ihtiyaç duyuyorlar? Bak, Türkiye'de bunu çok sormadım fark ettim yani. Senle konuşurken mesela senden en son ben senden çok şey öğrendim. Goygoy goy olsun diye İstanbul. söylemediğimi biliyorsun. Yani karşılıklı. Şey, bir sürü yaşam bakışı, bilgi, temel teorilerle alakalı çok şey öğrendim. Ama mesela en son konuştuğumuzda bende kalan ve bunları soruya da dönüştürmüşümdür arka tarafta. Şu yaşamdaşlık hikayesi. Şimdi ben yaşamdaşlık mevzusunu Türker Kılıçtan da okudum. Onun dışında da kabaca baktım. Ama mesela bunu sen anlatınca seni ciddiye alma seviyenle sen anlatınca buna hem biraz daha fazla değer atfettim. Bu ne diyor ya da nasıl, nasıl oluyor ile alakalı. Hem de şimdi senin teorik bilgiyi bizim yaşamımıza yaklaştırmayla alakalı bir şeyim var. Doğal yatkınlığım var. Ben o yüzden sana şey söylüyorum. Bazı konuları şiir gibi anlatıyor. Yani şiir derken ki demek istediğim o. Bizim için daha lirik, daha duygusal anlaşılır hale getirdi. Kendi anlayabileceğim tarzı değiştirdiğim için öyle Değişti. Biliyorum. Ha. Şimdi yaşamdaşlıkla alakalı konuştuğumuzda senin o konudaki yaklaşımın bana mesela şeyi düşündürttü. Bu sadece bir felsefi sohbet olmayabilir mi? Bunu şimdi gerçekten onun ucunu beraber de açtık. Şimdi yaşamımıza aksedecek şekilde nasıl kullanılabilir? Mesela şimdi buradan türevler doğuyor. Yani benim kafamda. Mesela yaşamdaşlıkla karma, zamanındaki kullanılan karma, acaba ortak hikayeler anlatıyor olabilir mi? Yani karmanın güncel, modernize olmuş, bilimle işte belli kaynaklarla bağlantıları kurulmuş halini konuşuyor olabilir miyiz? Karmayı bir kontrol etsem. Karmada ne diyor? Bu arada ben duygusal olarak karmaya kendimi hep yatkın bulurum. Yani onun mantığına ya da onun duygusuna anlamaya mantıklı bulurum. Ya da mesela öte tarafta acaba hani anime dönemi anışları vardı. Evrendeki her şeyin, her gördüğümüz nesnenin canlı ya da cansız varlığın bir ruhu var. Yaklaşım. Animistik. Animistik yani. dönem bir şeyde. Mesela acaba yaşamdaşlık aynı şekilde animistik dönemle alakalı. Tekrar ben geçmiş kaseden kaynaklı bunu bilirim. Her bilgi ya da kültür dairesel hareketle ilerler. Hani bu geniş çaplı bir dairesel hareket olabilir mi? Tekrar anemistik dönem ruhuyla ilintisi olabilir mi? Hani bunu böyle karşılaştırsak gerçekten şimdi çünkü aslında yaşam taşlığının özünde onu tekrar söylüyorsun. Canlı ya da cansız her varlık şimdilik canlıyı konuşuyoruz. Canlı varlığın kendine ait bir ruhu, bir duygusu bir varlık pozisyonu olduğunu kabul et. Yaşam dediğin şey onun kabulüyle, onun da çeşitlenmesini desteklemeyle devam eden bir şey bu senin anlatımında bu hiyerarşik değil de bu aynı çok daha komplike ve iç içe geçmiş bir formül Ailesi olarak aslında. işler mi Şimdi böyle baktığımızda yaşamdaş ekonomi oluşur mu? Yaşamdaş hukuk nasıl oluşur? Yaşamdaş eğitim nasıl kurulur? Yaşamdaş kent, yaşamdaş taşıt, ulaşım nasıl olur falan diye başladığında bunların hepsi birer soru. Hani altında konuşulacak işte mesela en son beni heyecanlandığım çok dışarıdan belli olmaz kel olduğum için tüylerimi diken diken eden hani mesela Kollar da belli oluyor. <laughs> bir şey konu başlıklarından bir tanesi bu mesela çok verimli de bir konu hani üzerine tek tek kazıdığımızda açtığımızda ya da bir şey getirdiğimizde bir de mesela senin son dönemdeki sohbetlerinde şeyi de çok rastlıyorum Dün çektiğimiz soru yorumlarda da aynı şeyi yaptık. Yargı insanları yargılamadan iletişim kurmak, insanlarla yargısız iletişimler kurmak mümkün müyü sorduk. Şimdi bu normalde ne biyolojinin konusu, ne neuroscience'ın konusu falan. Bu aslında kişilik konusu. Kişilik, sosyal etiketler, bilmem neyle alakalı bir konu. Fakat sen o kadar o kadar güzel bir yaklaşımla geldin ki konuya. Dedim Şimdi ben aynen. mesela şey de seni dinlerken bazı konularında ne zaman döngü yaptığını biliyorum. Sen maşallah her yerde de herkese de konuştuğun için işte hani döngü havuzun var bazı yerde de yeni türev oluşturduğunda görüyorum. Mesela o konu yeni türev alıştırmanın kendini bilmenin yedi basamağını belirlerken de aynı şeyi yaptım. E, bu hani o, o videoyu oluştururken de bir de mesela zihninde çok berrak hale getirmişsin o konuyu printer'dan yazıyor gibi anlattık konuyu yaptığım şeyde. Bana da tuhaf geldi. Ha, kendini bilmekle alakalı mevzuyu yedi başlığa dönüştürüp o yedi başlığın birbiriyle giriftik ilişkisini de kurarak gerçek bir bağlantısallık formülü kur kurarak yani o kavramlar birbirine nasıl türetir hikayesine de bakarak bir yaklaşım. Şimdi mesela bu aslında senin ana disiplinlerinden gelen bir formül değil. Bu ana disiplinlerinden başka bir şey türemiş hallerinden bir tanesi. Ben bunu ilişkisel olarak öğrendim. Yani karşı tarafa aktardığımın en optimal fayda verebileceği yöntemleri araştırmak için yeterince zaman geçirebildiğim için bunu yapmanın yani kendi anlayacağım şekilde basitleştirmenin ve kafamda bir resme dönüştürmenin ve onu öyle şey, söze dökmenin karşı tarafa yarayacağını öğreniyorsun zaman içerisinde. Şimdi çoğu akademik okur okuduğu gibi anlatır. Okur kısaltarak anlatır. Okur bu salaklar anlamaz diye anlatır. Ama Az sayıda akademik var. Bizim öyle hocalarımız olmuştu üniversitede. Okur, anlar, çiğner, sindirir, özütür. Ondan sonra yeniden çıkarır. İşte biz onlardan öğrendik. Yani benim mesela yapmaya çalıştığım şey o. Hiçbir şey kitaptan okuduğum gibi anlatmam ama kitap, hangi kitaptan okuduğumu da çoğu zaman hatırlamam. Yani onların içeride karışması falan lazım. Ve mesela sen şimdi burada konuşurken yine aynı mekanizma çalıştın. Tam bu merkezi konuyla ilgili ee, var ya kahramanın sonsuz yolculuğu bu bütün hikayelerin bir şeyini anlatıyor. Aslında entelektüelin sonsuz yolculuğu diye bir şey de var. Daha doğrusu bilginin sonsuz yolculuğu ya da bilmeye çalışan insanın yolculuğu diye bir şey var. Animistik dönem dedin sonra işte bu açıklayıcı bilimsel devrim falan filan dönemi. Şimdi mesela yaşamlaştık diye bir şeyden bahsediyoruz ve tekrar animistik dönemlerdeki hikayeye dönüyoruz. Aslında burada ya bence sanki bundan sonra biraz ezmem gereken bir şey fark ettim gibi. O da şu. İnsanlar doğayla tabii teorik olarak orada değildik ama eski dönemlerde doğayla bilgisizce baş başa kaldıklarında çözülemeyecek kadar büyülü ve büyüsel bir evrene inanmışlar ve büyüsel evrene de ritüellerle yaklaşmaya çalışmışlar. Anlamak için değil. Onların ritüellerine uyumlanmaya çalışarak. Dolayısıyla dışarıya doğayı koymuşlar. Mesela bizim bir arkadaş var Sami diye. O şimdi mesela işte yerel e, coğrafik özelliklerle mitolojiler arasındaki ilişkileri kazıyor. Yakında açıklayında olacak öyle bir şey. Dolayısıyla bu doğrudan aslında bir uyumlanma çabası. Sonra bizim entelektüel kapasiteler devreye, aygıtlar devreye giriyor. Bilim, felsefe falan filan gibi. Mesela bu aygıtlar artık anlamaya, parçaları anlamaya başlamamızı sağladığında anlıyormuşuz gibi hissettiriyor bize. Şimdi burada bir aslında bir hissetme var gerçekte öyle olmamasına rağmen. bilmem neyi anlıyorsun işte suyun H2O olduğunu anlıyorsun. Islaklığın nasıl olduğunu hala anlamıyorsun ama boş ver suyu anlıyorsun. Dolayısıyla ben suyu anladım gibi ve eğleniyorsun. Mesela bu bir aslında fetret dönemi. Yani büyük sistemden bir kopuş ve orada artık kitabi bilgi çok önemli hale geliyor. Bilimsel literatür çok önemli. O ne demiş, bu ne demiş, bu deneyde ne, de ne bulunmuş falan filan. Ama sonra o bilim camiasında büyük sıçramaları yapan insanlara bakıyorsun. Tamam okumuşlar, etmişler, temeller öğrenmişler ama böyle boş boş bakıyorlar, göl kenarında geziyorlar, şiir yazıyorlar, böyle böyle bilmem ne. Sonra diyor ki zafiyet var. Sonra diyor ki işte kuantum olmasın, işte paketçikler halinde dalgalar olmasın falan. Şimdi bunlara dayanan yeni bakış açısı bizi başka bir yere doğru getiriyor diyor ki aslında yaşam hepsinden büyük. Yani anlıyormuş gibi gözüken her şey, anladıklarımızı birleştirsek de açıklayamayacağımız hakikaten büyüsel, büyük bir şeye dair. Dolayısıyla biz eğer gerçekten işe yarar bir şey yapmak istiyorsak o büyük hikayeyi parçalarına ayırıp anlamaktan öte onunla uyumlanacak ritüeller bulmalıyız diyor. Geldik mi animistik döneme geri? Fakat animistik döneme tekrar ulaştığımız yer bilgi dolu artık. Ve burada bir karar vermemiz lazım. Bu kararda şu: Hala insanların ağzına bakıp, her konuştuğumuza referans verip, referansı olmayan şeyleri saçma ve gündem dışı addedip, efendim mesela şüphecilik adı altında ona buna boktan etiketler takıp, güvenli konuşulabilir alanda, her ne kadar hayatta hiçbir cevabı bize vermeyecek olsa da yaşamayı tercih mi edeceğiz? Yoksa gerçekten bütün bu bilginin ve bizim sahip olmadığımız bilginin çağrıştırdığı o büyük şeyi fark ederek, o büyük şeye dair ritüeller mi geliştirmeye çalışacağız? O... Bizim işte sürmenajlık bilgi çığı altında kalma hikayesi bu fetret döneminin bir sonucu. Bardağı yarısına kadar içince ateist olursun, dibinde Tanrı seni bekliyor hikayesi var ya. Yani o bunu ilk defa duydum. Tabii tabii. Kim söylemiş hatırlamıyorum yani. <laughs> Tabiat bilimler öyle bir şeydir ki bardağı yarısına kadar içince Tanrısız olursun ama bardağın sonunda Tanrı seni beklemektedir diye. Şumullü olarak anlayabilmek anla, anlamaya çalıştığın şeyin senden büyük olduğunu anlamakla sonuçlanmalı her açıdan böyle yani biz tabiatın çocuğuyuz sonuçta küçüğüyüz yani. Ben de mesela daha çok şey gibi geliyor. Bu büyük yasların adımları vardır. Hani büyük yas yaşadığında kayıp ya kanser olduğunu öğrendiğinde ya da çok önemli eşini kaybettiğinde falan o yas sürecini. Bunlardan bir tanesi uzlaşmadır ya. O zaman ben bunu yapayım o da bunu yapsın diye. Yani büyük tehditler karşısında, yaşam gerçekliği tehditleri karşısında uzlaşma. Bana sorsan anime dönemdeki genel duygu şimdi de zamanında da eskisinde de bu uzlaşma çabasının yani tehdidin gerçekliğinin bir uzlaşmayla sonuçlandırma çabasının zihnimizde bir karşılığıymış gibi geliyor. Buna en çok nerede yaklaşıyorum? Ben sektör ben tuhaf sektörlerle hep ilgilendim biliyorsun. Mesela balıkçılarda çok görürüm. Şimdi balıkçılık çok te tehlikeli bir meslek. Evet. Bir de aynı zamanda bir bilinmez avcılığı. Yani şimdi yeni teknolojilerle beraber o bilinmezliği epeyce aşıldı. Ama bundan daha 50 sene öncesinde, 30 sene öncesinde tam bir bilinmez avcılığı. Yani bir şeyler kafanda oluşturuyorsun, buralarda vardır diye bir şey yapıyorsun. Şimdi onun başarılı olması senin doğayla uzlaşmanı zorunlu kılıyor. Evet. Yani şimdi zihinsel olarak uzlaşmaya yatkın davranıyorsun. Diyorsun ki işte bak ben sana şu kadar kötü davranmayacağım ki sen de bana bunları ver. Hani sen bunları ver, ben de sana bunları vereceğim falan diye bir uzlaşma çabası gösteriyorsun. Şimdi o dönem biz gerçekten doğaya karşı çıplak ve yalnız bir canlıyken mecbur uzlaşıyorduk. Tabii. S, S kuralıyla beraber tabii, tabii. Hani, hani seve seve bunlarla dengeleniyorduk. Şimdi de böyle bir seve seve dönemindeyiz. Şimdi de belli bir genişlikte bir sınıra geldik ve şeyi fark ettik. Bu, bu arada bence Türkiye'de bunu net bir şekilde altını çizen adam sensindir. Abi biyolojik sınırın bu, tamam mı? Biyolojik sınırın bunlarla yani bunları denetleyerek ulaşacağın daha bir üst veri yok. Bunlarla uzlaşmak Tanrı gerekiyor. Tanrı değilsin yani Evet. Ya, i̇nsanlığını bil. İnsanlığını bil ve insanın insanlığın bu odadaki hamam böceğinin varlığıyla da bir bütün gerçekten böyle bu arada. Bakteriyel seviyede böyle ne bileyim yani hani anlamlandırıca seviyeden atomik seviyeye, seviyeye kadar her, kadar, şeylere, her şeyle evet. ilişkinde böyle. E şimdi bunu fark edince yine bir seve seve uzlaşmak. Yani o tehdit karşısında bu bu sınır bu yaşamın gerçekliğinde bir başka sınır bulamamaçlıktan kaynaklı bu artık tehdit barındırıyor üzerimizde. Büyük kentlerde belli bir sınıra geliyoruz. Belli bir çokluk evreninde belli bir sınıra geliyoruz. Yani evet bizi atıyorum kolumuz bacağımız kırıldığında ya da kazada çok hızlı hastaneye götürüyoruz ama pandemi oluyor. Ya da <laughs> yani hani oradaki sınırı şeyde görebiliyorsun yani bu o kadar kaçınılabilir bir durum değil. O yüzden orada hani böyle entelektüel ve zengin bir zihnin birçok bilgiyle uzlaştığı bir bilgi değil de tehditlerin gerçekliğiyle uzlaştığımız bir seviye gibi geliyor bana. Yaşamdaşlığı anlamanın bu evresi. Tabii başka bir şey için bulduğum bir metafordu mesela. Biz yaralandığımızda işte yarayı bir şeylerin iyileştirdiğini ya da işte doktora gittiğimizde doktorun bizi iyileştirdiğini düşünme eğilimimiz çok yüksek. Bazı mesela eski tip daha arkaik dindar insanlar da sürekli olarak şifa Allah'tandır oradan değil falan derler hatta onlar bize biraz komik gelir. Şimdi i̇şte bu ikisini bir kenara koy. Gayet eğitimli bir zihinsen, biyolojiyi biliyorsan net olarak görmen gereken bir şey vardır. İyileşme canlı bedenin içsel bir özelliğidir. Dolayısıyla senin mesela dizin yaralandığında onu iyileştiremezsin. Ama onu koruma altına alarak iyileşmesi için uygun ortam verirsin. Şimdi bu iyileşme dediğimiz süreçle uygun bir ritüel geliştirmek anlamına gelir. Birileri laboratuvarda işte bilmem ne hormon sistemleri, şu lokal faktörler, işte potasyum salındı falan mekanizması her türlü çalışabilir. Ama o yara onu anladığında daha hızlı iyileşmeyecek. Belki bir pomat sürersin mesela işte bir krem sürersin, bandaj sar. Bunların hepsi ne içindir? İyileşme denen içsel süreci kolaylaştırmak. Onu bir yere çarpmamak, hareket ettirmemek de dahil olmak üzere. İyileşmenin içeriden gelen bir şey olması bilimsel olarak anladığımız iyileşmeden çok daha büyük bir şey olduğunu gösteriyor iyileşmenin kendisinin. Dolayısıyla tabiat da böyle, yaşam da böyle, iyi olmak da böyle, uyumlanmak da böyle. Bütün hikaye gerçekten ne öğrenmemiz gerektiğini fark etmek. Detaylar çok seksi geliyor. Tabii detaylar seksi. Barda pavyonda iş yapıyor. Konuşurken herkes ağzına bakıyor. Güzel. Ama yaşam becerisi olarak sana ne sağlıyor? Mesela kaç tane uzman doktorumuz gerçekten yaşam ustalığı konusunda diğer insanlardan çok üstün? Pek azı. Birçok uzman doktor tanıyorum. Bazıları doktor olduğu için değil. Gerçekten yaşamı merak ettiği için üst düzeyde yaşayabiliyorlar. Ve bunun mesleği yok. Bunun uzmanlık alanı yok. Çünkü yaşamın online öğretimi herkese açık. <laughs> Kayıt mayıt gerekmiyor. Özel bir tahsil gerekmiyor. Baktığın anda baktığın yer neresi olursa olsun ister duvar çatlağına iki saat bak, ister hamam öcüğüne iki saat, ister yıldıza iki saat bak sana muhakkak bir şey öğretiyor. Ama işte o bilgi devri, yapay zeka, ha Allah'ım hepsini öğreneceğim, ben bunlara nasıl yetişeceğim falan kafası. Etrafımızdan gördüğümüz için içinden çıkamadığımız bir şey. Çok da şey yapmamak lazım dediğimde insanlar ilk duyduklarında gerçekten dalga geçtiğimi zannediyorlar. Fakat mesela bir Uygulamalı nörobilim okulunda 8 hafta bana takılıyorlar. Ya ne bileyim çoğunda 2 saatlik bir konuşmama geliyorlar. Mesela sonunda diyorlar ki gerçekten çok da şey yapmamak lazım. Yani çünkü doğru olanı bu. O kadar şey yaparsan gerçekten şey yapman gerekenleri şey yapamıyorsun şeklinde bir özdeyişe de dönüştürebiliriz yani bu konuyu. Ya yani sürmenaj olmamız bir semptom ama bize bir faydası yok. Yani faydalı bir şeyden dolayı olmuyor. Ben şey... Yeni anladım biliyor musun? İki tane biyologla beş senedir, altı senedir aynı muhabbetteyim ama yani bunu yeni anlamış olmamda utanç verici. Ben sapiens sapiensin düşünceleri konusunda düşünen demek olduğunu yeni anladım. Aslında sapiens sapiens... birkaç ay öncesinde. O demek de değil. Yani ben ki... böyle yorumladım. Bu, bu yorum, bu yorum güzel bir yorum tabii bu arada. Tabii tabii. Yani, yani, o bizim en önemli özelliğimiz. Mesela şey, bugün sabah bir YouTube videosunda rastladım. Amerikan kampüsünde tartışanlar artık video çekip koyuyorlar ya kendilerine, debaterlar. Orada mesela çocuk sordu. Yani bu arada video tamamen denk geldi. Kazayla bastım, izlemeyecektim ama çocuğun sorduğu ilk soru ilginçti. İnsanı farklı kılan nedir? İnsan insan yapan ne? İşte karşıda kız ruh diyor falan. İşte ruh nedir falan. Dedi. Dur lan ne oluyor falan dedim. O olan çok ilginç bir şey söyledi. Responsibility dedi yani sorumlu olmak insanı farklı yapar. Şimdi ben de bunu çok anlatıyorum da karşıda ruh falan diyen kızın o konu açımlandıktan sonra yani hiç kimse davranışlarını değiştiremediği için tek insan değiştirebildiği için yaptıklarından sorumlu da taşımak zorundadırı Duyunca kızın yüz ifadesi çok ilginç geldi bana. Şimdi bu benim sürekli çiğnediğim bir bilgi ama o bilgiyle yeni karşılaşan insanın yaşadığı öyle bir kerkinme hali varmış. daha hay falan diye. Onu görmek çok ilginçti. Yani bazı bilgiler gerçekten dönüştüreceğim ama bu bilgiler nadiren kitabı ya da sözel bilgiler. Bunlar farkındalık bilgileri. Durup da davranışımı değiştirebiliyorsam, bunu başkası yapamıyorsa o zaman benim şimdi bir şey yapıyor olmam lazım. Herhangi bir şey. Yemek yerken yavaşlamam lazım, konuşurken yavaşlamam falan gibi yani. Tam bu nokta işte bilginin irfana dönüştüğü yer. Yani senin ilmin irfana dönüştüğü yer. O ilim yani bilgi var ama ne işe yarar o yapınca anlaşılıyor. İşte onu yapamadıktan sonra bu kadar bilgi Hakikaten eşeğe eklenmiş kitap misali adamın belini kırar vallahi çok zor. Zor bir zamandayız be Mustafa. Vallahi. Bilginin güncel hayata değen bölümü var artık. Ya mesela hiç hayatım boyunca lastik tamir etmemiş birisi olduğunda sana bir lastik veriyorsan patlak bunu tamir edelim desem <laughs> muhtemelen 3 gün sürer. Yok yani hiçbir şey bilgimiz de yok. Alet edevat var ama şey de olsa bizim bir lastiği tamir etmemiz mantığını bilmiyorsak 3 gün sürer. Ama bunu bir lastik tamirçisine götürdüğümüzde basit aletlerle beraber pırt ediyor, zart ediyor falan bir, bir şey yapıyor falan 20 dakikanın içerisinde çözüyor ya. Bilgiyi doğru seçtiğinde yaşamımızda böyle bir etkisi var ve çok basit birçok konuda insanlar kendi lastiklerini bu bilgiler eksik olduğu için tamir edemiyormuş gibi görünüyor. Ve bu bilgileri almak için de gerçek sorulara ihtiyaç. Soru var. Sorulara <laughs> ihtiyaç. Hakikaten. <gülüyor> bu lastiği nasıl değiştiririm ben abi? Mesela ya da bu ne işe yarıyor olabilir? Mesela bizim falan. bana sık soru soranlar mesela lastik konusundaki soruyu şöyle dönüştürüyorlar. Lastiği oluşturan kauçuğun molekül formülü nedir acaba? Aslında lastik değiştirmek istiyor da konuya ta oradan giresi geliyor. Mesela bana dopamin, serotonin falan çok sağlam. Abi burada reklamcılığın yani marka... Şimdi markalaşma deyince biz zaten sadece böyle deterjanla, prezervatifle falan ilgili bir konuymuş gibi geliyor. Aslında markalaşma belli kavramların, belli insanların zihninde nasıl yer aldığıyla alakalı bir çalışma biçimi. Onu yani yönetme şeyi yani. Onu yönetme. Hangi kavram sepetini biliyorsun? İşte bu kavramlarla alakalı zihninde nasıl... Düşünme yöntemleri, havuzları ya da hikaye havuzları oluşuyor. Şimdi böyle baktığımızda biz insanlara çok manipüle edilmiş öykü sepetleri veriyoruz. Yani şimdi mesela yapıştırdığım şey sosyal medya bağımlılık yapar. Sosyal medya ile ilgili birinci lezberlettiğin şey bu. Sosyal medya bağımlılık yapar. Şimdi bu, bu bir markalaşma çalışması aslında bilinçli yapılmayan bir sonucu olan sadece. Ya da işte yapay zeka bize iyi mi gelecek, kötü mü gelecek? mesela yapay zeka ile ilgili birinci etiketin bu olunca adam nasıl soru sorsun? Şimdi ilk soru bu. Yapay zeka bize iyi mi gelecek? Ya da yapay zeka ile alakalı yeni işte başka günden. Yapay zeka mesleklerimizi mi kaybediyoruz? Şimdi böyle bakınca hani bu etiketle hani o konuyu anlamaya yaklaşmanın hani onu orada doğru soru sor. Şimdi sana gelen sorular havuzunda da aynı problem havuzu oluyor ya yani aynı sorun ya yani onu tespit edemiyor sorunun kendisini. Kendisi için anlamlı olacak yere getiremiyor soruyu. Burada biraz şey gerekiyor. <laughs> Birinin karikatürü diyor, çok güldüğüm bir şey. Çocuk yerde oturuyor. Aga, guga, aba, buba falan derken acı küfür de ederek, Oh <laughs> söktüm ya konuşmayı falan diye bir şey çıkış var. <laughs> biraz soru sormada buna bu zincire bir ihtiyaç var. Önce bir aga, guga falan. <laughs> Kapatırken bir soru geldi aklıma onu paylaşmak istiyorum. 5 senedir aslında arada bir geliyor ama bu sefer netleşti. Mustafa Can sorunlardan bahsederken ya sepet diyor ya havuz diyor. Küçükken sepet ve havuzla ilgili başına ne geldi çok merak ediyorum. Problem sepeti, sorun havuzu. Bak dinleyin geriye dönük 5 yıllık bölüm var problem sepeti sorun havuzu. Elinde sepetle havuza düştü ee, bence küçük. Burada yani. burada büyük problem oldu bu. <laughs> bu. Burada analoji olarak bu bir evrim, bu bir gelişme. Sen gelişmiş bölümünü görüyorsun. Ben bu hikayeye leğen diye başladım. <gülüyor> 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 Sorun leğeni. Ben bu hikayeye leyan diye başladım. Bu arada 5 yıl öncesini takip edenler bilirler. Gerçekten leyan diye kullanıyordum. Sonra bunu sepet, havuz falan diye geliştirdim. Burada evrimsel e, bir gelişme in, var. In, İngiliz olsak aslında grup adı olabilir sorun leğeni. Sorun. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum. Bunu da öğrenmiş <laughs> olun. Bak gerçek merak nelere kadir. <laughs>